Eskiden Bidenkoj Kanyonu olarak bilinirdi. Adını bir Kızılderili'den almıştı. İlk belediye meclisimiz adını Santa Rosa olarak değiştirmeye karar vermiş. Daha itibarlı bir isim olduğunu düşünmüşler. Ama bence bu pek bir şeyi değiştirmedi. Bir süre önce hükümetten gelen adam burada 2406 kişinin yaşadığını söyledi. Ama her gün ölenler ve yeni doğanlar olduğundan bunu kesin olarak nasıl söyleyebildiğini anlayamadım. Düşünüyorum da, bu civarda Santa Rosa'yı diğer kasabalardan farklı kılan tek şey bizim şerifimiz. Her şeyden önce şerif bir yabancı. İrlandalı. Bu elbette kötü bir şey değil ama çok tuhaf bir konuşması var. Şerifin sıra dışı yanlarından biri de hiç kimseyi vurmamış olması. Pekala Kevin, hadi bakalım. İyice gevşek dur. Hadi bakalım. Şimdi fırlat gitsin. Aferin sana. Dur da göstereyim. Çok yukarı fırlatıp yakalayacağın şeyin üstünden indireceksin. Anladın mı? Bunu iyice çalışıp öğrenirsen bir at yakalayabilirsin. Bir yılanı öldürebilirsin. Küçük bir köpeği bataklıktan çıkarabilirsin. Ve bunlar silahla yapamayacağın şeylerdir. Şimdi anladın mı? İyice anladın mı? Biliyor musun? Şoke oldum. Mermi fiyatları tam bir rezalet. O dükkana gidip benim rayın tadına baktırsak mı acaba? Gel Patrick, çocuğu rahat bırak, okul vakti geldi. Biraz ödev yapmanın ona zararı olmaz. Hemen geliyor. Hadi anneni boş ver, biraz dene. Havaya kaldır ve salla. Şimdi hadi fırlat. Aferin sana. İşte orada. Çok yavaş geliyor. Çocuğu. Sen atlarla ilgilen. Öğreni Jacob ve ben içeri gireceğiz. Jacob, bir şey söyledin de beni dinle aşağılık zenci. Dinliyorum. Bay Brent. Unutma, karşına biri çıkarsa öldüreceksin. Güzel kasaba. Gerçekten güzelliğinden bize istediğimiz şey para. O kemente alabilir miyim baba? Elbette alabilirsin ama sürekli çalışman gerektiğini unutma. Çocuğun iplerle oynayıp boş işler peşinde koşmak yerine derslerine çalışması gerek. İşe yaramazın biri olmasını mı istiyorsun? Hayır ama omuzlarının üstünde çalışan bir kafası olsun istiyorum. Babasına benzemesin. Catherine, bence çok güzelsin ama hiç mantıklı konuşmuyorsun. Günaydın Şerif. Günaydın Sarah. Güzel bir sabah değil mi? Günaydın Şerif. Günaydın çocuklar. Günaydın millet. Günaydın Şov. Bilaüstin'den gelen son el ilanlarını verir misin? Jack'in orada 4 silahlı yabancı var Bob. Onlara dikkat et. Tamam. Lanet olsun Jacob. Şunları sahmeyi bırak artık. Gidelim buradan. Yanlış kasabayı seçtiniz bayım. Burası Kilpatrick'in kasabası. Anahtarı alsan iyi olur. Hayır. Beni endişelendiren de bu. Şansınızın çok az olduğunun farkında mısınız? Olabilecek en iyi koruma sahibiyiz. Buna gerçekten inanıyor musun? Gerçekten inanıyorum efendim. Her neyse. Konuşacak çok fazla şeyimiz yok değil mi? Lanet olsun biliyordum. Peski çanı çal. Bil. İlanı unutmayın. Ateş etmek yok. Frank arabaların oraya geç. Kadınların ve çocukların güvenliğini sağla. Hadi adamları toplayın. Pekala çocuklar, çatıya çıkın. Eğilin ve sakın ateş etmeyin. Hadi çocuklar. Evet. Hadi. Lanet olsun. Çabuk çabuk. Tamam. Git arabalara yardım et hadi. Larry, yatıya çık Larry. O kadınları içeride tut. Hadi dışarıdaki çocukları toplayın.
Hadi öğrenci, lanet olsun, çabuk! Çabuk! Hadi öğrenci! Ne yapıyorsun sen orada, acele etsene! Bizi kusturdular, bizi kusturdular. Gidelim buradan, hadi gidelim. Hadi lanet olsun, gidelim. Birine zarar verebilirsin. Lanet olsun, rahat durun. Kapa çeneni. Bütün çocukların susmasını istiyorum. Kökleri çıkmayacak. Korkma canım, tamam. Bil! Kafanı uçurmasını söyleyebilir. Bil! Hey sen! Şerif! Orada sınıftayım. Dinle bayım. Hepinizi kıstırdık. Ama öldürmeyeceğiz. Benim kasabamda bu olmaz. Arkadaşların elimizde. Hepsi hayatta. Göstermemizi ister misin? Sana göstereyim mi? Ben size bir şey göstereyim. Küçük bir çocuk. Silahlarınızı indirmezsiniz, kafasını uçuracağım. Hayır, dur. Bir dakika, bir dakika. Çocuğu öldürmeyeceksin, değil mi? Bana bu tetiği çektirirsen onu öyle bir parçalarım ki bir daha kimse toparlayamaz. Silahları indirin. İndirin dedim. Gitmemize izin verin.
Ben Kilpatrick. Kilpatrick konuşuyor. Silahlarınızı ve kemerlerinizi çıkarıp sokağın ortasına atmanızı istiyorum. Duydunuz mu? Silahlarınızı atın. İnin oradan. Hemen. Hemen inin. Sen de bil. Lütfen bil. Lütfen. Bil. Yolun ortasına git ve bak bakalım herkes silahlarını atmış mı? Onları görebilirsin. Atlarını al ve tam buraya getir. Hemen buraya. Parayla dolu, heybeleri de. Para dolu, heybeleri de. Parayla dolu, heybeleri de bil. Merhaba evlat. İyi misin? Evet. Aferin sana. Tabii ki iyi. Uslu bir çocuk. Biliyor musun? Akıllıca davrandım. Zeki biri olduğunu duymuştum. Kilpatrick'ti değil mi? Evet. Evet benim. Sen kimsin? Ne? Brent. Frank Brent. Ama beni ilk adımda çağıran fazla insan tanımadı. Pekala. Umarım sen kazandın. Evet, böyle düşüneceğini biliyordum. Bay Kilpatrick. O çocuğu... Gerçekten öldürmeyecektin değil mi? Bunu öğrenmeye çalışmaman onun için çok iyi oldu. Evet. Tutun onu. Bay Kilpatrick. Öğrenci, bana çocuğu ver. Hey, bir dakika. Sana kasabamı ver. O çocuğu istiyor. Sadece sigorta olarak Bay Kilpatrick. Onu kasabanın biraz dışında bırakacağım. Ha! Gel! Gel! Anne!
musunuz Catherine? O Kevin'di. Catherine. Hemen döneceğim. Küçük oğlumuzla konuşmam gerekiyor. Sen beni bekle. Bekle beni. Spiritus Sancti. Amen. Mekanı cennet olan kutsal babamız, ne mutlu sana inananlara. Senin krallığın geldiğinde cennette olduğu gibi yeryüzünde de hüküm süreceksin. Bize günlük ekmeğimizi ver ve bize kötülük yapanları bağışladığımız gibi sen de bizi bağışla. Bizi kötülüklerden alıkoy ve şeytandan koru. Amen. Tanrı benim rehberim olsun. Daha ne isterim ki? Yeşil otlaklarda uzanmamı o istedi. Neden peder? İyi ki doğdun Kevin. Mutlu yıllar sana. Hadi Sean. Sonuçta çocuğun doğum günü ve bunu çok istiyor. Doğum günü olması umurumda değil Catherine. Sadece oyuncak silah. Bütün çocuklar oyuncak silah ister. Neden silah almıyorsun baba? Çünkü silahla insanları ikna etmeye çalışamazsın Kevin. Senin silahın olursa diğerleri de silah ister, öteki de silah ister ve çok geçmeden herkes silahla yaşamak zorunda kalır. Bu çok kötü bir şey. Bizim yerimize silahların düşünmesine izin veremeyiz. Artık dinlemek istemiyorum. Sen kötü bir babasın. İki belki de üç saat önümüzdeler. Federallere haber verelim mi? John, federallere haber verelim mi diye sordum. John. Federaller mi? Federaller John. Meksika. Meksika mı? Neden bahsediyoruz? Yapma bunu John. Sana yalvarıyorum. Gitme. Benim için Kevin ve Catherine'le ilgilenir misin?
Pekala, hadi buradan gidelim. O şapkayı sevdin ha öğrenci? Bu paraların hepsi yepyeni. O paraların hepsi yepyeni. Bay Brent. Ben ne dedim? Bu lanet şeyler yepyeni. Bu var kadar sağırsın zence. Hadi öğrenci, onu burada harcayamazsın. Şapka, yeni şapka. Bu benim. Evet, evet biliyorum. Senin şapkan. Hadi, onun şapkası kimin umurunda? Hadi Jacob, gidelim buradan. Onu bırakamayız Bay Brent. Bırakabilirim. Ya! Öğrenci. Öğrenci. Dinle. Bay Brent gitmek istiyor. Tamam mı? Hadi kalk. Şapka. Benim tamam, şapkam. Tamam. Senin şapkan çok güzelmiş. Aferin. Hadi öğrenci. Tamam. Geri dönmeliyiz. Çünkü o çantalarda tam 9.000 dolar var. Fark etmez. İkisinden biri getirir. Thank you.
Kimsin sen? Rodolfo Gutierrez. Magistrado. Noyo Magdalena. Kanun adamı mısın? Bunun ne olduğunu sanıyorsun ha? O rozet size insanları öldürme hakkı vermez bayım. O pisliklerin kim olduklarını biliyor musun? Ben de çok uzun zamandır takip ediyorum. Burada aranan biri. Cinayet şüphesiyle aranıyor. Şüphesiyle mi? Aradığın adam olduğundan emin değil misin? Teşhis edilmesi gerekiyor. Bir tanığım var. Teşhis mi? Ben onu teşhis edebilirim. Hayatım boyunca onu teşhis edebilirim. Karımı öldürdüğünü gördüm onun. Catherine. Oh. Karımın yüzündeki gülümsemeyi yok etti. Oğlum Kevin'ı. Atların ayakları altına aldı. Ve atlar onu ezdi. 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 Üzgünüm bayım. Bunun için çok üzgünüm. Ama burada hiçbir yetkiniz yok. Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Hayır. Hayır. Öldüremezsin. Ben onu yakalayacağım. Ve buraya getirip yargılayacağım. Siz bir şerifsiniz bayım. Görevimizin öyle domuzları öldürmek değil, yakalamak olduğunu biliyorsunuz. Şimdi evinize gidin. Onu yakalayacağım. Size haber gönderirim. Bunu yapar mısın? Yani gerçekten yapar mısın? Karımın ve çocuğumun başı üstüne yemin ederim. Söz veriyorum. Ben Kilpatrick. Santa Rosa. Geç şuraya. Şuraya geç. Karpuz ha.
Gözlerime inanamıyorum. Şuna bakın. Burada yiyecek bulacağımızı söylemiştim. Fazla bir şey yok. Güzel sulu bir karpuz. Söylemek bir şey yok. Bunlara ne diyorsun? Hakkını vermek lazım çocuğu. O zımbırdayı kullanmayı iyi biliyorsun. Buray babamdan bana bir hatıra. Nasıl yani? Başka insanların mezar taşı vardır. Ama ben babamı gömmek için doğru dürüst bir mezar taşı bulamadım. Bu yüzden de sadece onu öldüren şeyden bir parça aldım, o kadar işte. Kendini havaya uçurarak mı öldü? Tren kazası. Babam beni itip kurtardı. O kazada bu elim koptu. Ama lanet olası tren babamı 500 metre sürükledi. Bir sonraki gelişinde bir parça ray eksikti. Sana hiç babamdan bahsetmiş miydim? Dinle. 15 yaşında doğum günümde annem bana şu süvariyi çizmelerinden vermişti. Şu boyda mavi siyah çizmeler. Her neyse. Babamın sürüsünde küçük bir sürüsü vardı ve şap salgını başlamıştı. O yüzden biz de bir çukur açtık. Büyük bir çukur açtık ve hepsini içine atıp vurduk. Her neyse. Ben de o lanet olası çukurun içine düştüm. Babam bana güldü. Ben de onu vurup ineklerle birlikte gömdüm ama çizmeler bir yıl boyunca koktular. Biri bana babamın neden öldüğünü sorduğunda ne babam mı? Babam şap hastalığından öldü diyordum. İnsan şap hastalığından ölür mü? Şap hastalığı. Şap hastalığı dedim. Bence komik değil mi Zenci? Tamam söyleyeyim Bay Brent. Komik mi değil mi bunu bilmiyorum. Ben babamın kim olduğunu bile bilmiyorum. Gözlerime inanamıyorum. Yine o baş belasız şerif. Evet. Umarım para hala yanındadır. Delirmiş bu. Aşağılık herif düpedüz delirmiş. Meksika sınırına 100 kilometre geçmiş ve kendini hala şerif sanıyor. Gerizekalı Amerikalı. İyaret yasaları umurumda bile değil. Ne yapacağız peki? Artık canımı sıkmaya başladı. Ama bir fikrim var. Hey senyora. Bize yardım edebilir misin?
Kirpet. Sen Palazan'ın şerifiyim. Santa Rosa'nın şerifiyim. Ey şerif, bu adam bir kanun adamı olduğunu söylüyor. Hangi kanun adamı silahındaki kurşunlar bitene kadar iki zavallı ihtiyara vurur ha? Ha? Bu çok aptal bir adam. Biz Amerikalılar sınırı geçtikten sonra rozetlerimize çıkarız çünkü buradaki otoritenize saygı duyarız. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu insanları kandırmaya mı çalışıyorsun? Göğsündeki o teneke parçasına mı güveniyorsun? Amerika'da böyle bir oyuncağı sadece birkaç sente alabilirsiniz. Sen bir katilsin. Susun lütfen, susun. Bu adam bir katil ve cezasını çekmek zorunda, onu asalım. Bu işi böyle halledemeyiz. Bırakın da şerif halletsin bu işi. Susun dedim. Şerif olduğum için benimle konuşmanız gerekmiyor. Gidip heybelerin içine bakın. Eminim Texas'ta çaldığı paraların büyük kısmı oradadır. Brent. Anlıyor musun? Beni asacaklarını söylüyorlar. Çok canının yanacağına eminim. Brent. Bunu hayatın boyunca unutma. Kasabamda öldürdüklerin karım ve oğlumdu. Asıl onu. Hadi asıl onu. Duruyoruz hadi. Hadi. Sert vurmasaydın belki daha erken gelebilirdim. Brent. Fazla uzaklaşmış olamaz. Peşinden gideceğim. Ben de seninle geliyorum. Hayır hayır. Sen burada kal. Yakında seni bırakacaklar. Bir daha asmaya kalkmazlar. Tabii yemeklerden şikayet etmezsen. Bu da senin yemeğin. Onu hala canlı yakalamayı mı düşünüyorsun? O iki ihtiyara yaptıklarından sonra bile mi? Onları öldürdüğünü gördün mü? Kimse görmedi. Bay Gutierrez. Onu yakaladığında teşhis edilmezse serbest mi bırakacaksın? Onu bırakacak mısın? Yasalar böyle. Bayım, karınızın ismi nedir? İsmi ne? Magda. Ya çocuklarınızın? Pancho ve Miguel. Ve onu serbest mi bırakacaksın? Bırakacak mısın? Ona çok dikkat edin. Gözünüzün önünden ayırmayın.
Hala bitmedi mi? Az kaldı. Aptal herif. Canın cehenneme. O nalbant her nalım tam bir saatte yapıyor. Acelemiz yok. Hey Jacob! Kaplanı çıkar. Nalbant'ın nalı hazırlaması bir saati bulacak. Zamanın varken neden elini tamir ettirmiyorsun? Çok yakında bu şeyi boğazına tıkacağım bilesin. Hadi tekrar denemek istiyorum. Neyi? Kız bulma oyunu. Ha yapma. Senin paranı almak istemiyorum ben lütfen. Zaten $1000'ımı aldım bile değil mi? İşte ben de ondan bahsediyorum ya. Bana bak, zararımı kapatmam için bir şans ver. İyi tamam. Öyle olsun. Ne kadar? 500. Biraz. Biraz daha. Ve de kız. Bu kez dikkatini vermeye çalış, tamam mı? Hadi. Şu kart. Bu mu? Hayır, lanet olsun şu dedim. Emin misin? Diğerini seçmemi istiyordun değil mi? Artı büküyorsun ama. Kazandım değil mi? Kaybettim. Seni pis hilekar herif. Gel be. Evet canım, seni yorsan numara oynamayacaksın. Hile yaptın. Koço. Hadi. Gel. Hadi. Şu saçmalığı keser misiniz artık? Bir misafirimiz var. Kim olduğunu biliyor musun? O aşağılık Meksikalı şerif. Yerinden kurtulduk, diğeri geldi. Hadi bir an önce gidelim buradan. Bir dakika, biraz bekle. 6 aydır beni yakalamaya çalışıyor. Ona bir şans vermenin zamanı artık geldi. İşte orada. Şu atla gelen koca çocuğu görüyor musunuz? O adam bir şerif. Hadi ona tezahürat yapalım. Çok yaşa şerif. 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 Şimdi onu karşılayacağız değil mi? Tıpkı Frank amcamızın öğrettiği gibi. Çok yaşa şerif. Çok yaşa şerif. Çok yaşa şerif. Çok yaşa şerif. Buenos tardes, iyi yürekli dostum. Sen tutuklusun. Suçlamaları biliyorsun. Artık bu çirkin yalanları duymak istemiyorum. Sadece bu konuda ne yapabileceğini merak ediyorum. Sevgili halkım, etrafımı sarmış. Gösterin. Jacob, kaçalım buradan. Tanrı bu dünyada işlediğin günahları affetsin, seni göksel cennetinde kabul etsin. Bu ölüm yolunda melekler sana eşlik etsin.
Bakire Meryem yolunu aydınlatsın. Yüce İsa seni kutsasın. Tamam artık gidebiliriz. Peder. Gardiyan. 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 Silahını bırak. Kapıyı aç. Çabuk ol. Hadi. Aç şu kapıyı. Hadi aç şu kapıyı. İçeri gir. Tanrı seni bağışlasın. Neden bağışlayacakmış? Onun işi bu değil. Nalbant'ı yardımcım yaptım. Dilimi bilmiyor olabilir ama kaçmaya kalkarsan seni öldürmesi gerektiğini anlıyor. Lanet olsun. Keşke şeriflerin başına ödül konsa. O zaman bankaları soyarak hayatımı tehlikeye atmazdım. Öyle değil mi Jacob? Ah. Şimdi acele etmemize gerek yok. Yavaş ol. Onu orada tut. Ah. Sağ ol Jacob. Baksana. Orada ne demiştin? Paranı neye harcayacaktın? Benim paramla fazla ilgileniyorsunuz Bay Brent. Arkadaşlarımla hep ilgilenirim. Öğrenci ve çocuğu gibi mi? Biliyor musun senin bu mizah anlayışın bugün yarın ölmene neden olacaktır. Hadi he he. Çok zor oluyor değil mi? Senin yeni çizmelere ihtiyacın var. Benim ayağımdakiler gibi çok iyi çizmelere. Baksana. Bunun için sana ne kadar para veriyorlar ha? Amigo. Beni Santa Ignacio'ya götürmen için sana ne kadar dinar veriyorlar? Nada. Nada mı? Bu korkunç bir şey. Düpedüz rezalet bu. Bahsettiğimiz bütün o şeyleri nasıl almanı bekliyorlar peki? Atları, kızları, çizmeleri. Hey, amigo baksana. En son ne zaman bir kadınla birlikte oldun?
Ben sana ne yapacağımı söyleyeyim mi? Sana bir kız bulacağım. Gerçek bir muçaça. Brent nerede? Ateş etme. Brent nerede? San Jose'de. Yalan söylüyor. Hayır, yalan değil, San Jose'de. Brent et, nerede? Yardım et. Tanrı aşkına yardım et bana. Nerede Brent? San Jose'de. Neden oraya gitti? Orada kadını var. Orada kadını var. Çocuğun için üzgünüm dostum. Oh!
Patrick. Kilpatrick! Bunu kendine bağlayabilir misin? Seni lanet olası herif! Çekil şuradan! İşini bitir Jacob, buradan gidiyoruz. Ben gelmiyorum. Bende az töper var beyler. Ne dedin sen zenci? Dedim ki gelmiyorum. Frank. Frank mi? Frank mi? Anlaşılan herkes çizgiyi aşıyor. Ortağı sanıyordum. Arkadaşlığımızı neden bozuyorsun? Santa Ignacio'daki şerif vardı ya. Buradaki insanlar onun asılmadığını söylüyorlar. Şerif kaçmış ve yine peşimize düşmüş. Aradığı da ben değilim. Sensin. O yüzden ayrılırsak senin izini sürer. Benim izimi değil. Öyle değil mi? Demek öyle. O sefil Teksaslı şerif yüzünden beni terk edeceksin. Seni kaybetmek istemem Jacob. Ben mi? Yoksa param mı? Bak sen. Aslında derine inersen mesele gerçekten para. Pekala. Sana o parayı kazanma şansı vereceğim. Ne oynamak istersin? Açık poker mi, kapalı poker mi? Yoksa bul karayı al parayı mı? Oo, dur bakalım Jacob. Kağıt da bana hile yaptığını anlarsam seni öldürmem gerekir. Ama bir iş anlaşması teklif edeceğim. Bir ara bana genel ev açmaktan bahsediyordu. Bana $1000 ver. Ne? Bana $1000 ver. Jacob, beni silah çekmeye mi zorlayacaksın? Niçin? Hadi, sana göstereceğim. Şimdi de atımdan mı düştüm diyeceksin. Herhalde tanık yoktu ha? Doğru. Sen hapisten nasıl çıktın? Küçük bir mucize. Tekila mı? Evet, ne olmuş? Sıkı dur. Sakin ol.
Bitti bile. Yeter. Hadi. Yeter. İç organlara da iyi geliyor. Gördüğüm kadarıyla iyisin. Kanıyor mu? Kesildi. Ne zaman oldu? 6-7 saat. 6-7 saat mi? Yola koyulalım. Beni Santa Ignacio'ya geri götür. Bir doktora görünmeliyim. Sen benimle geliyorsun. Beni federallere ihbar edip onları peşime takmama izin vereceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Anladın mı? Federaller çok yakında burada olacak dostum. Yardımcım şu anda Nueva Magdalena'ya bir mahkumu götürüyor. Federalleri o getirecek. Demirelli adamı diyorsun. O halde federalleri unutacaksın. Çünkü yardımcın öldü. Mahkum onu öldürdü mü? Evet. Kesinlikle. Bir hata yaptım. Onu ilk başta öldürmeyerek hata yaptım. Mahkumu kendim götürmeliydim. Gidelim. Hadi. Hadi. Bayım. Yine şu Brent denen adamı öldürdüğünü izlemeye mecbur bırakırsan seni arar bulurum. Elbette. Sana doğru söylüyorum. Hatta gerekirse seni öldürürüm. Burada ne arıyorsun sen? Brent nerede? Kapa çeneni. Brent'le bir anlaşma yaptım. 10 pesoya 15 dakika hanımefendi seni indiremiyor. Bakma öyle. Daha $1000 tamamlamana çok var. Biliyor musun? Senin çok hikayeni duydum. Santa Rosa'nın şerifi silah taşımaz diyorlar. Öldürmeden kazanabilen bir adam. Ama öyle bir adam olmasaydım, karım ve oğlum şimdi hayattaydı. Sana bir şey soracağım. Senin değil de başka birinin karısı ve çocuğu olsaydı şimdi burada olur muydun peki? Atlarından biri. İçerideler. Kes sesini. Umarım biriniz hayatta kalır. Körüme elim boş dönmekten nefret ederim. Kötü oluyor. Ellerini arkada birleştir. Hadi, hadi.
Hadi. Dinle. Beni çözersen yardım edebilirim. Brent nerede? Nerede? Brent nerede? Bilmiyorum. Brent nerede? Bilmiyorum, belki yukarıda olabilir. Nerede o? Bilmiyorum dedim bayım. Yukarıda kadınların yanında olabilir. Oraya bakın. Sen ne istiyorsun? Bunu neden yapıyorsun? Çık dışarı. Çık dışarı. Brent nerede? Nerede olduğunu bilmiyorum. Ah, ne yapıyorsun? Dur. Dur dedim. Nerede o? Bilmiyorum. Nerede? Brent nerede? Bilmiyorum. Nerede? Bilmiyorum. Nerede? Yeter. Yeter. Buradaydı değil mi? O buradaydı. Evet. Evet, buradaydı. Kızımızı görmeye gelmiş. Ne zaman gitti? Ne zaman gitti? Bir saat önce. Ama bu onun ilk görüşümdü. 5 yıl sonra onun ilk görüşümdü. Aniden geri döndü ve her şeyi bıraktığı gibi bulmayı bekliyordu. Ben kızımızı manastıra yerleştirdim. Hangi manastır? Odamda bir çocukla fahişelik yapamazdım. Hangi manastır? Sierra Victoria'daki manastır. Rahibelerin ona iyi bakacağına eminim. Oraya mı gitti? Evet. Yerini biliyor musun? Geldiğimiz yolda 50 kilometre geride. 50 kilometre, yolumuz uzun. Hadi gidelim. Elbiselerini giy. Affedersin. Ona 6 kurşun sıkman gerekmiyordu. 5 kurşun. Canını sıktıysa bedelini ödeyeyim.
Getirin! Getirin! Hiçbir şey göremiyorum. Onu doktora götür ama bir sonraki köyde. İyi misin? Evet, sadece biraz şaşkınım. Hadi gidelim, gidelim. Hadi gidelim buradan. Ben iyiyim. İyiyim. Gidelim. Hadi. Hemen dönerim. Yüzüm için ıslak bir bez verebilir misin bana? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gutierrez. 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 Yardım edin çabuk. Biri hemen bana yardım etsin. Seni hemen doktora götüreceğim. Doktor mu? Doktor mu? Manastıra. Manastıra. Beni oraya götür. Hayır yapamam. Seni oraya götürürsem beni öldürür. Beni manastıra götür. Beni götürmek için harcayacağın zamanın parasını veririm. Tamam mı? Tamam mı? Olur mu? Hepsini istiyorum. Oradakilerin hepsini. Anlaştık. Anlaştık. Hadi. Hadi. Ben göremiyorum. Arkadaşın olan Şerif var orada. Gutierrez. Brent yanında mı? Hayır göremiyorum. Yalan söylüyorsun. Dur ateş etme. Onu öldürme. Dur dedim hayır. Göremiyorum ateş etme. Hayır yapma. Ah, lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Bırak beni. Şunu. İnsanları yargılamaya başlayacaksan çocuğunu öldüren o domuzdan başla. Uyandın mı? Evet. Ben uyananı çok oluyor. Biraz kahve yaptım. İstersen arkadaşına da verebilirsin. Günaydın. Kahve? Burada. Sıcak. Dün akşam sana vurduğum için çok üzgünüm. Ama bana başka seçenek bırakmadın. Madem özürlere başladık. Aslında ben de sana ateş etmiyorum. Anlamıştım zaten. Silahınla bir ağacı vurdun. İki tane kaktüsü, bir tane de kayayı. O kadar kötü müydü? Hayır, o kadar iyiydi.
İlk defa güldüğünü görüyorum. Biz şeriflerin fazla gülecek bir şey yok. Söylesene. Nasıl şerif oldun? Bu uzun bir hikaye. Kahven bittiğinde seni sustururum. Her şey ben çocukken başladı. Babamı bir şerif vurmuştu. Babam yanlış bir şey yapmamıştı. Sadece ona bazı sorular sormak için arıyorlardı. Ama babam sıkıştırılmayı seven biri değildi. Karşı koydu. Ve vuruldu. Ben de şerif olmaya karar verdim. İyi yasaların, en azından adalet anlayışı olan insanlar tarafından uygulanması gerektiğini düşündüm. Eskiden buna inanırdım. Böyle bir inancım vardı. İkimiz birlikte şu Brandy yakalayabiliriz. Ve adalete teslim edebiliriz. Hayır, hayır. Brand olmaz. Adalete güvenmem. Mahkemelerde bir sürü suçlu insanın aklandığını gördüm. Korkan jüriler, rüşvet alan hakimler ya da akıllı avukatlar yüzünden. Bay Brand öyle yırtamaz. Hayır olmaz. Senin adına çok üzgünüm. Ahrem bitti. Hadi gidelim. Atım dinlenmesi gerek. Burada duralım. Şuraya biraz oturun.
Su. Ne? Su. Teşekkür ederim. Sıcak. Hey, ne oluyor? Üzgünüm bayım. Her olduğuna emin olmalıydım. Suyunun içine akrep koymuştum. O kadar yaklaştık mı? Bir sonraki tepenin ardında. Gidiyoruz. Dayım. Tamam. At silahını. Hadi. Oraya yalnız gideceğim. Peşimden gelme. Bayım, seni öldürmek istemiyorum. Sen de beni öldürmek istemiyorsun. Haklı olduğumu biliyorsun. Artık sana ihtiyacım yok. Artık sana ihtiyacım yok. Onu geri götür. İşte paran. Zavallı karım öldüğünden beri yurt dışında çalışıyorum. Yoksa her hafta buraya gelir kızımı görürdüm. Anlıyorsunuz değil mi? Evet, sizi anlıyorum bayım. Bunu kabul etmelisiniz. Bakın bayım, teklifiniz çok cömert ama yine de... Hayır, bu bir hayır işi değil. Sadece kızıma baktığınız için size minnettarım. Ama biz yine de o kadar da çaresiz bir durumda değiliz bayım. Hayır bakın, kendime güzel bir iş bulduğumda geri dönüp onu sizden alacağım. İşte kızınız geldi. Ne kadar büyümüş. Tanrı sizi korusun. Kocaman bir kız olmuş. Beni tanımasını beklemiyordum. Çok uzun zaman geçti. Hey Louise. Louise. Bak baban geldi. Ne tatlı değil mi? Ağlıyor musun? Yapma. Babandan korkma. Babacığa bir öpücük yok mu?
Hadi. Eskiden olduğu gibi bir öpücük ver. Ha? Louise. Hadi. Gerçekten çok güzel. Gördüğüm en güzel. Sürekli kaçamazsın. Duydun mu? Ben. Baba. Ben. Burada sana ait bir şey var. Beni duydun mu? Şimdi dışarı çıkıyorum. Duydun mu? Ve sana ortaya çıkman için 10 saniye veriyorum. Anladın mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parayı al. Bende daha var. Hepsini alabilirsin. 8, 9. Hayır. İyi bak, tamam mı? Zaten çok acı çektin.
Haklıydın. Belki o kadar da haklı değildim. Ne? Tanım öldü. Elimde başka kanıt yok. Onu tutuklayamam. Yani onu serbest mi bırakacaksın? Yasalar böyle. Bunu duydun mu? Bunu duydun mu? Özgürsün. Özgürsün çünkü yasalar öyle diyor. Şu yaptığınıza bakın. Masum bir insana. Beni Meksika'nın yarısı boyunca izlediniz. Rezillik bu. Öyle değil mi koca adam? Bakın burada kim varmış. Seninle sonra görüşeceğiz. Uzun bir yürüyüşe çıkıyorum. Güzel bir içki alacağım. Bana katılır mısın? Aramızda kırgınlık yok değil mi? Hadi koca adam, hepsine söyle. Meksika'daki herkese söyle. Onlara beni boşuna... Tutuklusun. Kilpatrick! Yoksa vururum.